Aydın'ın en önemli gelir kaynakları arasında yer alan zeytin ve zeytinyağı sezonu devam ediyor. Kırsal kesimlerde zor şartlarda elde edilen zeytin hasadı sonrası sıkım esnasında geçen yıllara göre rekolte düşüklüğü yaşandığı belirtilirken, Taris Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinde görev yapan eksper ve zeytinyağı fabrikasının kontin ustalığını yapan Ayşe Demir ise, sıkımda suyun sıcaklığı ile separatörde yapılan patlatmanın dikkat edilmediğinde çok büyük ekonomik kayıplara neden olabileceğini ifade etti. Çine Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Enver Gökbel şunları söyledi. Şu anda aynı zamanda da sıkım ücretlerimiz bir ton zeytin için 900 TL. Biz bu fiyat açıklamadan önce fabrikacılar bir ton zeytinyağı için 1200 TL olarak belirlemişlerdi. Biz 900 TL belirledikten sonra 1000 TL'yi düştüler bin ton zeytin için, 1000 kilogram zeytin için. Yani sürekli piyasa, zeytin üreticileri, fabrikacılar bizi takip ediyorlar. Bu üreticinin çok faydası olan bir şey. Ama maalesef üretici bunun farkında değil. Tarihçiler olmasa, Zeytinyağı Birliği ve kooperatifler olmasa halimiz ne olacak demiyorlar. Kendilerine en yakın fabrikalara zeytinleri götürüyorlar. Yazdan ödünç para aldılarsa oraya götürüyorlar. Orada sıkıp tarihçi teslim etmeye çalışıyorlar. Çok menfaatperest bir davranış var zeytinyağı üreticisinde. Zeytin sıkımı esnasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler veren Çin'e Taris Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nin zeytinyağı fabrikasının kontin ustalığını yapan Ayşe Demir şu ifadeleri kullandı. Kantardan başlayıp bandın önüne zeytinlerimiz dökülüyor. Güzel bir şekilde yapraklara ayrılıp yıkandıktan sonra kırıcıdan malaksörlerin içine dönüyor. Biz yak bir saat zeytin hamurumuzu döndürüyoruz. Dışarıda özel sektörde 40 dakika yarım saat arası döndürüldüğü söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu da sıcaklığı ayarlanmadığı için çok döndürülmediği için zeytin hamuru yağ salmıyor. Zaten hamur olduktan sonra zaten üstüne yağlar çıkmaya başlıyor. Ondan sonra hamur pompasını çalıştırıp dekantörden yağımızı kızıl suyla beraber akıtmaya başlıyoruz. Biz ikinci kapasitede çalışıyoruz. Hani hamur pompasını hızlı bir şekilde vermiyoruz. Yavaş veriyoruz ki 20 dakikada bir gözün hamurunu bitirelim. Daha çok verim alalım. Üreticilerimiz mağdur olmasın diye. Dışarıdaki fabrikalar 2,5 dakika, 3 dakikada bir göz malı bitirdiği söyleniyor. Separatörde dekantörden yağ attıktan sonra separatörden akarken onun patlatmasını biz her saat başı yapmıyoruz. Çünkü bir patlatmada 8,5 kilodan fazla yağ kızıl su çukurlarına gidiyor. Biz yağımız kesildikten sonra yağ vanayı kapatıp yağın kesilmesini bekliyoruz. Elle patlatma yapıyoruz. Separatörde her saat başı patlatma yapılırsa, vanalar kapatılıp oradan yağ kesilmezse bir separatör tahmini 8,5-9 kilo arası yağ alır. Her patlatmada 8,5-9 kilo yağ kaybolur. Bu da şu an piyasa şartlarında yani ekonomi şartlarında çok yüksek meblağlar demek. Ekonomik bir kayıp. Hem müşterinin randımanı yüksek çıkar. Hem de yani ya zeytinyağı bu kadar pahalıyken üretici çok zor bir şekilde bunu işlerken çok büyük bir kayıp.